Merhaba. Bugün size 2021 yılında sizi bir üst seviyeye taşıyacak 5 Excel formülünden bahsedeceğim. Nedir bu Excel formülleri? Sıralı, benzersiz, çapraz ara, filtre ve sırala formülleri. Arkadaşlar bu formüller yalnızca Microsoft 365 kullanıcıları için kullanılabilir durumdadır. Excel'i 2020 versiyonunda kullanıyorsanız dahi formüllere erişemezsiniz. Bunu baştan belirtmek istiyorum. Öncelikli olarak sizlere göstermek istediğim formül sıralı formülü. Bakın eşittir sıralı dedikten sonra. Bu arada bu formülün İngilizcesi sequence. Şimdi sıralı dedikten sonra tab tuşuna basıyorum ve formüllerimin içerisine giriyorum. Bakın satırlar, sütunlar, başlangıç ve artış diye farklı özelliklerimiz var. Fonksiyon bağımsız değişkenlerimiz var. Bunları nasıl yapacağız? Şimdi size onu göstereceğim. Bakın sıralı diyor. Ben buraya satırlar kısmına gelip 10 yazıp parantezi kapatıp enter'a basarsam bakın birden 10'a kadar bana sayıları buraya sıraladı. Bu şekilde de kullanabilirim. Hayır ben bunu bu şekilde kullanmak istemiyorum derseniz de bakın eşittir sıralı dedikten sonra tab tuşuna basıyorum. Satırlar diyor. Ben buraya gelip 10 yazıyorum. Noktalı virgül. Sütunlar kaç sütunda bu işlemi yapayım diyor. 2 sütunda yap diyorum. Az önce tek sütunda yapmıştı. Standart olarak o şekilde geliyordu. Başlangıçım ne olsun diyor. Normalde başlangıç değerimiz 1'den başlar. Ama biz burada diyoruz ki 3'ten başla. Noktalı virgül. Kaçar artıralım diyor. İkişer artıralım diyoruz. Bu başlangıçtaki sayımızı da 10 değil 20 yapalım arkadaşlar. 20'den başla dedik. Yani 20'ye kadar say dedik. Sütunlar 2 sütunda göster dedik. Başlangıcımız 3'ten başlasın dedik. Ve artışımız 2'şer olsun dedik. Parantezi kapattık ve enter'a bastık. Bakın 3'ten başladı ve 2'şer artarak gördüğünüz gibi bu şekilde bizim bu elde etmek istediğimiz 20 satırlık veriyi bize buraya vermiş oldu arkadaşlar. Bakın bir satırda gördüğünüz gibi 20 veri var. Diğer satırda gördüğünüz gibi 20 veri var. Toplamda 40 veriyi bize buraya 2'şer artacak şekilde verdi. Hayır ben 2'şer artsın istemiyorum. Ben 5'er artsın istiyorum diyorsanız da bakın gelip buradaki artış kısmına 5 yazıp gördüğünüz gibi 3, 8, 13, 18, 23, 28 olacak şekilde burada saydırma işlemini yapabilirsiniz. Biz bu sıralı işlevini genelde verilerimizin yanında kaç sayı olduğunu görmek için yapabiliyoruz. Ne demek istiyorum? Bakın eşittir benzersiz dedikten sonra tab tuşuna basıyorum. Formülün içerisine giriyorum. Bakın illerimi seçiyorum. Noktalı virgül benzersiz satırları döndür diyorum. Noktalı virgül tüm farklı öğeleri döndür diyorum. Parantezi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Bakın yalnızca bu sütun içerisindeki verileri döndürdüm. Şimdi geliyorum buraya. Eşittir sıralı dedikten sonra tab tuşuna basıyorum. Formülüm içerisine giriyorum. Buradaki verilerimi buraya dinamik olarak getirebilmek için de BAD dolu say formülünden yararlanacağım arkadaşlar. BAD dolu say formülünü seçiyorum. Bakın buradaki yerime ben burada K2'den başlıyor. K2 yazdıktan sonra hashtag koyarak bakın dinamik olarak verilerimin buraya gelmesini sağlayabilirim. Parantezi 1 ve 2 kere kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi artık benim buradaki verilerim 1'den 6'ya kadar olacak şekilde sıralanmış oldu. İki formülle birlikte kullanmış oldum. Sizlere ikinci olarak göstermek istediğim formül benzersiz formülü. Benzersiz formülünün İngilizcesi de Unique arkadaşlar. Bazı yorumlarda hocam formüllerin İngilizcesini kullanmıyorsunuz diye yorumlar aldım. O yüzden sizlere formüllerimin İngilizcesini de belirteceğim. Benzersiz formülün İngilizcesi unique. Eşittir benzersiz dedikten sonra tab tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Bakın diziyi soruyor bana. Ben buradan benzersiz bir şekilde sıralayacağım verileri seçiyorum. Örneğin müşteri verilerimi seçtim. Noktalı virgül. Bakın doğru benzersiz sütunları döndür ya da yanlış benzersiz satırları döndür. Biz burada benzersiz satırlarla işlem yapacağımız için benzersiz satırları döndür diyoruz. Noktalı virgül. Tüm farklı öğeleri döndür diyorum. Parantezi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Bakın ilgili verilerimin içerisinde 3 tane benzersiz formül varmış. Aynı şekilde eşittir benzersiz dedikten sonra tab tuşuna bastım. Bakın buradaki kargo durumu verilerimi seçtim. Noktalı virgül benzersiz satırları döndür dedim. Noktalı virgül tüm farklı öğeleri döndür dedim. Parantezi kapattım ve enter'a bastım. Bakın sevk edildi ve kargo bekliyor olacak şekilde de ilgili verilerimin içerisinde benzersiz veriler mevcut. Sizlere üçüncü olarak göstermek istediğim formül çapraz ara formülü. Yani Xlookup formülü. İngilizcesi Xlookup. Arkadaşlar biz normalde düşey ara formülünde verilerimizin daima aranan değerimizin sağ tarafındaki verileri getirebiliyorduk. Ama çapraz arayla birlikte verilerimizin yani aranan değerimizin sol tarafındaki verileri de artık getirebiliyoruz aradığımız yere. Nasıl yapacağız bunu peki? Bakın buradaki verilerimizi de birbirine karışık bir şekilde eklemiş olalım. Yani birebir aynı olmasın. Evet, şimdi buradaki ürün kodu sırasıyla bizim buradaki ürün kodu sıramız aynı değil. Birbirinden farklı. Zaten başka türlüsü de çok mantıklı olmayacak. Eşittir. Çapraz ara dedikten sonra tab tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Bakın arama değeri, arama dizisi, döndürülen dizi bulunamıyorsa eşleştirme modu ve arama modu diye farklı fonksiyon bağımsız değişkenlerimiz var. Şimdi sırasıyla hepsini uygulayalım. Arama değeri diyor. Gördüğünüz gibi burada aradığımız değerimiz buradaki ürün kodumuz. Noktalı virgül. Arama dizisi ürün kodlarımızın yer aldığı sütunu seçiyoruz. Sabitlemek istemiyorsak sütundan seçiyoruz ama eğer sadece verilerimi seçmiş olsaydım bu aralığı sabitlemem gerekecekti. Noktalı virgül döndürülen dizi yani hangi veriyi istiyorum ben buraya getireceğim? Üretim adedi. O halde üretim adetlerinin yer aldığı sütunu seçiyorum. Noktalı virgül bulunamıyorsa ne yapayım diyor. Çift tırnak koyuyorum yani boş bırak diyorum. Noktalı virgül tam eşleşme, tam eşleşme veya en yakın küçük öğe, tam eşleşme veya en yakın büyük öğe ve joker karakter eşleştirme var. Biz tam eşleşme olsun istiyoruz. Yani birebir olarak aynı veriyi bize getir diyoruz. Noktalı virgül baştan sona mı arayayım, sondan başa mı arayayım diyor. Hiç fark etmez. Biz baştan sonayı seçiyoruz. Parantezi kapatıyoruz ve enter'a basıyoruz. Bakın ilgili ürün kodunun karşısındaki üretim adedi buymuş. Aşağıya doğru kopyalayarak her birinin buraya gelmesini sağlıyoruz. Nasıl yaptık? Eşittir. Tekrar örnek olsun. Çapraz ara diyoruz. Tab tuşuna basıyoruz. Arama değerimiz bu. Bu sefer hurda değerini getireceğiz arkadaşlar. Arama değerimizin yer aldığı arama dizimiz bakın ürün kodlarımızın yer aldığı sütunu seçiyoruz. Noktalı virgül döndürülen dizi bu sefer hurda adetlerini getireceğiz. Hurda adetlerini sütundan seçiyoruz. Bakın aşağı yönlü ok olacak şekilde seçebiliyoruz. Noktalı virgül bulunamıyorsa çift tırnak koyuyorum yani boş bırak diyorum. Noktalı virgül tam eşleşme olsun diyorum. Noktalı virgül baştan sona ya da sondan başa hiç fark etmez. Sondan başa ara diyorum. Parantezi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Bakın ilgili koddaki bizim hurda adetlerimiz de burada bize gelmiş oldu. Sizlere dördüncü olarak göstermek istediğim özellik filtre. İngilizce karşılığı ise filter şeklinde göreceksiniz arkadaşlar. Eşittir. Filtre dedikten sonra tab tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Bakın dizi, ekle ve boşsa diye 3 farklı bağımsız değişkenden oluşan harika bir formül. Şimdi dizimizi seçiyoruz. Bakın verilerimizin yer aldığı diziyi seçtik. Noktalı virgül. Ekle diyor. Yani neye göre filtreleme yapacağız biz? Bakın buradan gelip illerimi seçebilirim, kargo durumuna göre filtreleme yapabilirim ya da müşterilerime göre filtreleme yapabilirim. Ben kargo durumuna göre yapacağım diyelim. Bakın kargo durumundaki verilerimi seçiyorum. Sonra burası önemli eşittir deyip bakın sevk edildileri görmek istiyorsam eğer sevk edildi yazıyorum tırnak işareti içerisinde burada. Bakın buna göre filtrele demek istiyorum. Noktalı virgül boşsa ne yapayım diyor. Çift tırnak koyuyorum yani boş bırak diyorum. Parantezi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Bakın sevk edildi ürünlerimizi burada bana hızlıca filtrelemiş oldu. Bu formülümüzün içerisinde yalnızca formülümüz sol üst köşede yer alıyor. Bakın sevk edildi değil. Ben bunu kargo bekliyora göre bakın burada geliyorum kargo bekliyor yazıyorum. Kargo bekliyora göre filtrelemek isteseydim. Bakın değiştirdim. Enter'a bastım. Bu sefer de kargo bekliyor ürünlerimi burada filtrelemiş oldum. Şimdi 5. olarak ve son olarak sizlere sırala formülünü göstereceğim. Bakın eşittir. Sırala dedikten sonra tab tuşuna basıyorum. Formülümün içerisine giriyorum. Dizi, sıralama dizini, sıralama düzeni ve sütuna göre diye seçeneklerimiz var. Diziyi seçiyoruz. Bakın verilerimizin tamamını seçtik. Noktalı virgül sıralama dizinini soruyor. Yani hangi sütundaki veriye göre sıralama yapayım diyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sütundaki verilere göre sıralama yap diyorum. Noktalı virgül artan düzende mi azalan düzende mi yapalım diyor. Ben artan düzendeyi seçiyorum. Noktalı virgül sütuna göre sırala, satıra göre sırala. Biz burada satıra göre sırala seçeneğini seçiyoruz. Parantezi kapatıyoruz. Ve enter'a basıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi A'dan Z'ye olacak şekilde müşterilerimizi burada sıralamış oldu. Şimdi geliyorum eşittir. Sırala dedikten sonra tab tuşuna basıyorum. Formülün içerisine giriyorum. Yine aynı diziyi seçiyorum. Noktalı virgül. Bakın bu sefer 7. sütundaki illere göre sıralama yapalım. Noktalı virgül ve bu sefer azalan düzende yapalım. Noktalı virgül satıra göre dediğimiz gibi biz burada sıralama yapıyoruz. Yani bu satırları A'dan Z'ye veya Z'den A'ya sıralayacağız. Parantezi kapatıyoruz ve Enter'a basıyoruz. Bakın bu sefer illeri Z'den A'ya olacak şekilde gördüğünüz gibi sıraladı. Sırala formülünü de kendi verilerinizde kullanabilirsiniz. Harika bir formül. Bu noktada bu 5 formül yalnızca Microsoft 365 kullanıcılarına açıktır. Yalnızca Microsoft 365 kullanıcıları bu formüllerden yararlanabilirler arkadaşlar.